almak için geldiniz. Geldik, araç yok. Yok. Mağduruz. Yani anlayamadığım bir taraf burası 7 Eylül'ün otoparkı. Yani normal bir otopark değil. Pendik'teki 7 Eylül'ün otoparkında garip bir olay yaşandı. Trafik polislerinin araçları çektikten sonra götürdükleri otoparktan sadece mahkeme kararı veya icra müdürlüğü izniyle çıkartılabilen araçlar kayıp. Olay aracında araç takip sistemi bulunan bir iş adamının dikkati sonrası ortaya çıktı. Pendik'te 7 Eylül'ün otoparka çekildi. Araç takip sisteminden aracımın hareket halinde olduğunu gördüm. Ama yani o esnada umursamadım. Dedim ki herhalde otoparkta bir yerden bir yer alıyorlar gibi düşünmüştüm. 2 saat sonra baktığımda aracımı Bursa'da gördüm. Kasım Öztürk hemen otoparka gitti. Aracını göremeyince de polise bilgi verdi ve Bursa'da tespit edilen aracı bulundu. Tentesi sökülmüş, plakaları sökülmüş. Daha da başka şeyleri sökülmek üzereyken arabayı parçalıyorlardı. Kaybolan sadece Kasım Öztürk'ün aracı değildi. Otoparktan 10 milyon lira değerinde 150 aracın kaybolduğu öne sürülüyor. O mağdurlardan biri de Levent Güneş. Onun da otoparka çekilen aracı kayboldu. Aracı Kartal Otosanayi Sanayi sitesinden işte parktan dolayı buraya getiriyorlar. Ondan sonra almaya geliyoruz. Diyorlar ki çok giriş çıkış oluyor diye Orhan'daki yerlerine götürdük dediler. Oraya gittik, araç yok. İddialar vahim. Çünkü el değiştiren otoparkın yeni sahibinin de hırsızlıktan sabıkalı olduğu öne sürülüyor. Buranın eski sahibi sabıkalı şahsa nasıl devretti? Söylentiye göre 150 bin liranın peşine düşmüş. 300 bin liraya satmış, 150'sini almış ama böyle bir şey mi var ya? Polis 7 Eylül otoparkından kaybolan araçların bulunabilmesi için çalışma başlattı.